Merhaba arkadaşlar, Pixel Pixel TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Tudumon'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangisi en son? Bu mu? 7, 13.43, 13.43. Bu değil miydi ya? Buydu galiba. Nasıl gidiyorduk? Ha. Tuşları unutmuşum. Hop. Ne var? Ne var? Çekiç mekiç. Aa, evin ilk hali. Daha yapılmamış. Hem bahsediyorum, bu uçurum mu gördüler ve insanlar olmadan yeterince tehlikeli olmadığını düşündüler. Ay, adam ağlıyor. Yalnız ses hiç yok ya. Ona bir bakayım. Şimdi daha iyi. Ay! Kim geldi? Nick aradı ve gelmem gerektiğini söyledi. Isabel? Salormona zeytin getirdim sana. En sevdiğin değil mi? Tabii canım, en sevdiğim. Atmayaydı neydi? River olanları duydum. İyileşecek mi? Hastalığı son evresinde teşhis edildi. Neyse ki tedavi edilebilir. Edilmiyor işte ya. Ama hastane faturaları. Oha. Bu oyun şansını bitirmesine paramız yetmez Isabel. Tedavisini karşılamaya paramız zar zor yetiyor. Abi sen de saray yavrusu yapmasaydın ya. İyileşeceğin adamı. Buranın için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun. Çok üzülecek. Yardım ederdim fakat piyasalar kötüleştiğinden beri tedle zar zor geçiniyoruz. Aa, herkes öyle, piyasa kötü. Hele şu seçim falan bayağı sıkıntı oldu. Peki şimdi ne yapacaksınız? Ona başarabileceğimizi söyleyeceğim. Her şey paramıza yetebileceğini söyleyeceğim. Yalan yani. Ona yalan söylememelisin bence de. O kadın niye bu? Ne var? Ne olmuş ki abi? Bu kendi sağlığından önemli mi ya? Asitse. Hiç küfür ettirdim bana. Senin gibi otistiklerin başkaları için neyin en iyi olduğunu bildiklerini sanmaları hiç hoşuma gitmiyor. What? Oğlum sen kimsin ya? Oğlum bu kim ya? Abi ne de... Abi bak, aradaki fark, tedavi edilemeyen bir şey olursa eğer insanlar ölümü seçer, diğer türlü hiçbir şeyin seçebilir belki. Yani bu da tartışılan bir konu, hani seçilip seçilemeyeceği ki. Sen oturmuş neyin artısını yapıyorsun Isabel? Tedavi edilebilir diyor, evi mi yaptıracaksın, şey mi yaptıracaksın? Gerizekalı konuşma. Bir de otistik motistik ya, ağzının ortasına çarpacağım bir tane. Gerizekalı beyinsiz ya. Ya sana ne? Salak ya. Gerizekalı. B
Beyinsiz ya. Yürü git lan. Gerizekalı kadın ya. O titiklerden. Nasıl sinirlendirdi beni ya? Oh shit. Ha, oyun bir şey. Okey, anladım. Dere dit. O iki tane verdi. Sorry. Ay. Alo. Alo. Atlamıyor buradan. Atlamayacağız demek ki. Öyle mi? Ana bağlantıları dolaşırken de edilmiyor. O ne demek ya? Onu biz bitirelim ya. Şu anda el atasım geldi. Ya bu gösterdiği yer evin en üst katı falan değil mi? Öyle bir şey yapmaya çalışmışlar. Yoksa ev var yani. Ya tamam oldu işte. Ağzına çakacağım şuradan İlgiz Zabal var ya. Gelişine vuracağım yemin ediyorum. Şun, şun. Genel kodlar modlar mı gelecek? Hazırla yadigarı hazırla. Gel kodlara babacığım. Ha, çözdük ya. Bu basit. Ding 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 ding. Let's go. Etkinleştir. Ay, ay. Hey gidi. Hey gidi hey. Ana. Nasıl en sevdiği ha? Çok iyi. Demek gerçekten yapacaksınız ha? Evet, inşaat yalnızca birkaç içinde başlıyor. Gerçi biraz sıkıştık, taksitte böldürmek zorunda kaldık. Fakat finansman ile hallederiz. Hep böyle borçlar altına giriyorsunuz, ödeyemiyoruz. Kaç yaşına gelmişsiniz? De baba, saray yavrusu almasaydınız keşke ya da böyle, ya iki göz de yaşardınız yani. Rüyalarınızdaki ev bu kadar güzel bir yere yaptırmanız ne kadar da harika. Yıllar önce düğününüzde o deniz feneri yanında yapmıştınız değil mi? Aa. Aa. Ne? Neymiş o? Sözsenize. O sözsenize. Ama Isabel pardon. Ay biraz hastalığım var da. Dostum bayağı oldu görüşmeyeli. Değil mi? Bugünlerde birkaç şey geçmenin bu kadar zor olduğunu kim bilebilirdi ki? River hala çok sessiz ha. Yani aslında evde oldukça konuşkan ve İzabellerle birlikteyken sanırım sana daha pek alışamadı. Ha demek burada kötü adam benim ha? Aa öylesin. Kalkın. Neyi? Ne? Neyi? Neyi ya? Oğlum. Abi olay ne?
Her gün sabahtan akşama kadar aynı tavşanı yapmaktan başka hiçbir şey yapmıyor. Yemeğimizi gerçekten... kadın yapıyormuş onları. İzabel River'ın durumunda ki böyle bir şeyin yaygın bir özellik olduğunu söylememiş miydi? Evet, ama Mustafa sana iki tas bir şeyler var gibi. Ne gibi? Onu sormuş, sana yap verme. Onun yerine usok bakışları atıyor. Adeta benden bir şey istermiş. Abi kadın içine şeytan girmiş. Exorcist. Isabel'e sordun mu? Evet, bu konuda onunla konuştuğunu söyledi. Ama bir şey öğrenememiş. Yani kesinlikle akıl danışacak biri değilim. Ama sana şunu söyleyeyim. Seni ortaokuldan beri tanıyorum. Fazla düşünmekten adın çıkmıştı zaten. Muhtemelen bazı şeyleri hayal ediyorsun. Bu kadar canını sıkmamak ki. What the fuck? Anladım. Ya sendeki ego hayırdır? Alo ses. Oğlum olayı çok merak ediyorum ya. Oha. Hakikaten lan. Bak, bu gerizekalı ilk defa doğru söyledi. O bile bilmiyormuş abi ne anlamı geldi. Ha. Bana bırak, yalnızca önce bağırmanın ufak bir ziyaret gerçekleştirmem gerek. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu yadigar bulma işini bir sonraki bölümde devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın.